Merhaba, ben Doktor Sıdıka Uyanıker. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizinle Pap smear konusunu konuşacağız. Pap smear testi nedir ve ne amaçla yapılır? Pap smear testi bir kanser tarama yöntemidir. Bu testi bulan bilim insanı Papanikolaou'nun adının ilk harfleri test ismi olarak belirlenmiştir. Pap smear testi rahim ağzı dokusunda meydana gelen kanser ve kanser öncüsü yapıları teşhis edebilen bir testtir. Bu test modern tıbbın son yıllardaki en büyük başarılarından biridir. Bu test sayesinde rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde önemli bir yol kat edilmiştir. Geçtiğimiz 50 yıl içinde tüm dünya ülkeleri ve tabii ki ülkemizde yaygın olarak Pap smear ile organize tarama programları uygulanmıştır. Ve bu tarama programları halen devam etmektedir. Bu çalışmalar sayesinde rahim ağzı kanseri sıklığı ve bundan dolayı olan ölümler yarıdan daha fazla oranda azalmıştır. Pap smear testi kolay uygulanabilen, maliyeti düşük, acısız, ağrısız bir tanı yöntemidir. Amerikan Kanser Derneği ACOG, 20-30 yaş aralığındaki her kadının bu testi 3 yılda bir yaptırmasını tavsiye eder. ACOG, 30 ila 65 yaş aralığındaki kadınlarda ise Pap smear testinin yanına HPV testini de eklemiştir. HPV testi 5 yılda bir yapılan ve genital sihir hastalığına yol açan bir virüsü tetkik eder. Bu virüs, serviks kanseri dediğimiz rahim ağzı kanserinin en sık sebeplerindendir. Bu testin uygulanması Pap smear testi ile benzerlik gösterir. Pap smear testi sadece kanser tarama testi değildir. Bu test ile vajina ve rahim ağzında meydana gelen enfeksiyonlar da tespit edilir. Eğer doktorunuz gerekli görürse test sıklığını artırabilir. Örneğin, daha önce rahim ağzı kanseri olmayıp kanser öncülü SIN2, SIN3 gibi bir tanı konulup tedavi olanlarda takip amacıyla smear sıklığı artırılabilir. Ya da daha önce rahim ağzı kanseri tedavisi görmüş olanlarda smear sık yapılabilir. Ya da herhangi bir sebeple bağışıklığı baskılayan ilaçlar alan kadınlarda Pap smear testi daha sık yapılabilir. Bu test için doktorunuza gitmeden önce en uygun koşulları sağlamak için bilgi alın. Gelişigüzel bir zamanda yapılan testte yanılma payı veya geçersiz sayılma riski fazla olur. Sağlıklı günler dilerim.